Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor. Şu an sizlere 11. Oyuncak Fuarı'ndan seslenmekteyiz. Nizam Oyuncak firmasının konu olduk ve yanımızda firma ortaklarından Sayın İsmail Kahraman bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İsmail Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı olsun fuarınız. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi efendim, Nizam Oyuncak olarak söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. İsmail Kahraman kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? İsmail Kahraman, Nizam Oyuncak ortaklarından. Firmamız babamız tarafından 1985 yıllarında kurulmuştur. 2005'lere kadar daha stabil bir çizgide üretim yapmaktayken 2005'lerden sonra yatırımlara ağırlık verip şu an 3500 metrekare kapalı alanda üretim yapmaktayız. Daha da ilerletmeyi düşünüyoruz. Planlarımız bu şekilde. Üç kardeş olarak artık ikinci kuşak olarak bayrağı siz devraldınız. Evet. Biraz daha tabii ki trendlere uygun, gündeme uygun. Şu anda bir süreç içerisindesiniz 2005 yılından beri. Burada da 3 kardeş İstanbul merkezli Nizam Oyuncak firmasında devam ediyorsunuz. Evet. Peki sunmuş olduğunuz hizmetler hakkında biraz konuşursak, ürün gamında neler var? Biraz açabilir miyiz? Biraz biz standartın dışında ürün üretiyoruz. Hı. Genelde klişe Türk oyuncakları kamyondu, dozerdi, kaba parçalar yapılmaktaydı şimdiye kadar. Evet. Tabii kurum verdiği etkiyle biraz ithal mallar zamlandı. Piyasada bu doğrultuda bu tür mallarda imalatçılar önü açıldı. Biz de bu tür ürünlere, ithal emsal ürünlere yöneldik. Gördüğünüz gibi işte ambalajlı ürünler yapıyoruz daha çok. İşçiliği daha fazla olan ürünler yapıyoruz. Şimdiye kadar mesela bu tür ürünler Türkiye'de yapılmıyordu. Evet. Sürtmeli, çek bıraktı, ufak işçilikli ürünler. Biz bu tür ürünlerine yöneldik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Erkek çocuklarına ağırlık. Erkek çocuklarına ağırlık veriyoruz ama kız çocuklarına yönelik de oyuncaklarımız var. Genelde oyuncak sektörü de erkek çocuklarına yöneliktir. Kız çocukları bebekti, biraz kısıtlı. Evet, biraz kısıtlı kalıyor. Kısıtlı kalıyor, evet. Ama inşallah kız çocuklarına da ağırlık vereceğiz. Evet. Burada yetişkinler için de işte dama olsun, satranç olsun, tavla olsun, okey olsun birçok böyle hani hem eğlenceli hem de zeka geliştirecek yine ürünler de yine elinizde mevcut. Tabii bu segmentteki ürünleri de üretiyoruz. Hı hı. Bu tabii bu ürünlerin hepsini biz kendimiz üretmiyoruz. Yine dışarıdan ürün alıp sattığımız sadece karton puzzle olsun bizim kardeş firmamızdır o da. Biz de amca çocuğuz onunla. Böyle bir sinerji içindeyiz onlarla. Evet. Devamlı fuarlara beraber katılıyoruz. İletişim halindeyiz. Kendimiz satıyoruz. O bizim malımızı satıyor filan. Bu şekilde yine dışarıdan da ürün temin edip o şekilde de satışını yaptığınız ürünler de mevcut. Peki çok ciddi bir sektör. Hakikaten yani gündeme gelen bazı olaylar vardı bu oyuncaklarla ilgili. Bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Hani hem sağlık açısından hem kalite açısından neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Tabii birçok sektörde olduğu gibi oyuncak sektörde de bazı kriterler var. Bu kriterler diğer sektörlere nazaran daha önemli. Çünkü çocuklar çocuklarla alakalı olduğu için. Sağlık. Sağlık çok söz konusu tabii. Bu noktada bu standartlara uygun ürün üretmemiz lazım. Ne gibi? Mesela kanserojen madde işte içeriklerinde olmaması lazım. Bu kullandığımız boyalarda kurşun içeriği olmaması lazım. Fitalat olmaması lazım. Bu terimler belki halkımız bilmez ama tabii yabancı gelebilir ama yani, evet. Yabancı gelebilir ama biz bu ürünleri ürettiğimiz zaman tabii bu standartlara uygun ürünler üretiyoruz. Evet. Siz buraya tabii ki diğer firmalar gibi katılımcı olarak buraya katıldınız artık. Tabii. Diğer misafirler olsun hem burada sizleri görüp ürünlerinizi test etmiş olacaklar hem de yeni portföy müşteriniz de burada yine sizi ziyaret edip burada yeni ürünleri kesinlikle de görmüş olacak. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum ilginiz alakanız için. Çok sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam edecek. 11. Oyuncak Fuarı'ndan ve sektörün en iyisi Nizam Oyuncak firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez videolarında.